Peki bu arada bu çok önemliydi bu söylediğiniz. Tabii Cumhuriyet değerlerinin ortadan kaldırıldığı bir Türkiye yaşıyoruz. Ama bu arada bir şey sormak isterim. Yani özellikle Mahir Çayan'ın ve Deniz Gezmiş'in iddia savunmalarında Mustafa Kemal Atatürk'e ilişkin açıklamaları var. Çok somut böyle. Peki niye insanlar bahsetmezler yani onlardan söylemezler diye ben çok merak ederim böyle. Şimdi diyor ki Türkiye emperyalizme karşı, Mahir Çayan söylüyor bunu çok net bir şekilde. Türkiye emperyalizme karşı ilk Kurtuluş Savaşı veren ve onu dize getiren ülkedir diyor. Kurtuluş Savaşımız Mustafa Kemal ve arkadaşlarının öncülüğünde gelişen ve kadronun çıkışıyla güçlenip başarıya ulaşan bir mücadeledir diyor. Ve Türk halkını örgütlemek için Kurtuluş Savaşı'nın politik anlamda başlangıcıdır diyor. Yani iç düşmana karşı da diyor bunu. Bu arada Deniz Gezmiş'in de var. Bunu belki bir hatırlatma olarak da değerlendiriyor ama çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bugün için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle de yani Deniz Gezmiş'in de söyledikleri var. Diyor ki biz halkımızın çocukları ve Atatürk'ün memlekete emanet ettiği gençleriz diyor. O örneğin diyor Yunan ordularına Polatlı'ya gelmesine rağmen önlerinden kaçmadıysa biz de dönmediyse biz de dönmeyiz diyor. Bağımsızlıktan bahsediyor ve çok önemli olduğunu düşünüyorum bu tabii önemli. Peki Orta Doğu'nun jeopolitik bakımından önemli halkası ise Türkiye'dir diyor. Bunu Deniz Gezmiş söylüyor. Asya, Afrika ve Latin Amerika'nın odağı yavaş yavaş Orta Doğu'ya kaymaktadır diyor ve Mustafa Kemal'i övüyor ve Mustafa Kemal'i savunuyor. Niye bugün ifade edilmiyor bu mesela onların söyledikleri yani diye sormak isterim. Buyurun. Yani siz de bizim kuşaktansınız, 78 kuşağındansınız. Biliyorsunuz 60-70 kuşağı, 60 ile 70'ler arasında dünyada ideolojik anlamda müthiş derecede ilerleme oldu. Sadece Deniz Gezmiş değil ki onlar çok önemli bizim liderlerimiz, öncülerimiz. Castro da onların da onlara da önderlik yapan Castro da Che Guevara da aynı şeyleri söyledi. Kurtuluş Savaşı sonrasında Türkiye'de 1917 Ekim devriminden sonraki emperyalizme karşı gerçek mücadele, savaş vererek bir avuç insanın verdiği ve sonrasında müthiş bir çağdaş cumhuriyet kurdukları, devrimci bir anlayışla cumhuriyet kurduklarını öven, sola bakan insanlar bunları hep dile getirdiler. Sola bakan insanlar. Şimdi 20 yıldır ülkedeki var olan iklim, AKP'nin yarattığı din tacirliği, siyasal İslam ne derseniz deyin kendilerine göre de bir inanç biçimi, Müslümanlığı da tarif eden bir siyaset varlığı, solcuları da sol partileri de kendi iklimlerinin içerisine aldılar. Yani bunu biz yaşıyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Cumhuriyet Halk Partisi ilkelerinden vazgeçen bir parti haline geldi. Cumhuriyet Halk Partisi sol sosyal demokrat bir parti olmaktan çıkarıldı. Çıkınca %23'lerde çakılıp kaldı. 20'ler 23'ler arasında gidiyor. Ve var olan yapıyı sağcılaştırarak sanki kazanç elde edebileceğinizi ortaya koydular. Kimlerle yaptılar? En devrimci olan Aleviler. Onların inançları, yaşam biçimleri Ahmet Yesevi'den gelerek son derece ilericidir. Özgürlüklerine, insanlığa, emeğe, saygıyla, özellikle kadına duyulan saygıyla yoğrulmuştur. Müthiş bir felsefe vardır. Onlara bunu yaptırmaya çalıştılar. Yani bakın toplumsal olayların içerisinde artık Aleviler var mı? Evet, önemli bir soru. Tabii başka bir şey daha söyleyeyim. En son gezide Alevi, devrimci, Kürt, Kemalist gençler müthiş baskı altına girdiler ve onlar susturuldu. Onları koruyacak olan partiler de çekildiler. Cumhuriyet Halk Partisi merkeze doğru gittiğince, merkezin sağına doğru gittikçe sol da ondan Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte merkeze geldi. Artık sosyalist sol da kalmadı. Düşünün şimdi Millet İttifakı diyorsunuz. Millet İttifakı'nın içerisinde solcular yok. ÖDP var mı? Sol Parti var mı? MF var mı? İşçi Partisi var mı? TKP var mı?
böyle bir ayrıca bir süreç de var. Solun solda. Ama mecburen, çünkü siz onları dışlıyorsunuz. Aynı bugün bu hükümet Alevileri, Kürtleri, devrimcileri, Kemalistleri, var olan, sorgulayan, insan olmanın getirdiği düşünceyi dışa vuran, hakkını arayan insanları dışladığı gibi o partileri de dışlıyor şimdi. Yani 6 tane parti, birbirlerinden hiç farkları yok. Biraz evvel saydım size. Saadet'ten AKP çıkmış, AKP'den Deva Gelecek çıkmış, MHP'den İyi Parti çıkmış. CHP ülkeyi kuran, biraz evvel saydığınız Deniz Gezmişlerin, Mahir Çayanların, Castro'ların, Che Guevara'ların ibretle baktığı, hevesle onlar gibi olmaya çalıştığı ve bundan ciddi, Atatürk'ten ciddi öncülük aldıkları, önder olarak kabul ettikleri insanların kurduğu parti bunların içinde. O sürüklemesi gerekirken o onların yanına gidiyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Yani ben korkarım ki Mersinliler buna cevap verecekler, göreceksiniz. O nedenle yani CHP'ye kendine gel diyecekler. Sen yani CHP bizi çağırdığın için gelmedik. Biz seni çağırdık da sen geldin diyecekler Mersinliler. Çok ciddi bir şekilde, çok büyük kalabalıkla, iddiayla da söylüyorum, çok büyük kalabalıkla ve coşkuyla bu miting düzenlenecek. O miting sonrasında artık Cumhuriyet Halk Partisi de bu ülkeyi yönetmeye talip olduğunu açıkça söyleyebilecek. Evet, yani aslında herkesle bir oluruz diyebilirsiniz, helalleşebilirsiniz. Helalleşmek karşılıklıdır. Karşılıklı kabul edersiniz inanç olarak. Ama suçlu varsa ondan da hesaplaşmanız lazım. Yani haksızlık yapanlara karşı. Yani şey nedir? Katliamların sanıklarından nasıl helalleşeceksiniz ki siz? Tabii bununla ilgili açıklamalar da var. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri de var ama şöyle de bir şey var. Sizin bir lafınız, bir cümleniz vardı. Özellikle Mevlana gibi kim olursanız olun gelin bu iktidara karşı mücadele edelim diye Mersin'le ilgili bir cümleniz vardı. Bu önemli. Aynen, tekrar diyorum. İşte onun için söylüyorum. Mersinliler, yani Mersin, diğer Türkiye'nin diğer illeri de aynı şekilde. Yani Afyon'u da, Ordu'su da, İzmir'i de, Hakkari'si de, Van'ı da, Bitlis'i de aynı şekildedir. Artık yeter diyen herkes bir araya gelecektir, gelmelidir. Şunu söylemeye çalışıyorum Recai Bey, kimseyi zem etmek ya da bilmem ne yapmak aklımda değil. Siyasetin önünde halkın bugün bu iktidarı, bu sistemi, bu düzeni değiştirme arzusu siyasetçilerin önünde. Onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Tabii bu son bir soru sorayım. Tabii ne yapmalı sorusunu sormak istiyorum ama tabii bu miting de var. İşte özellikle Mersin'de siz de ifade ettiniz. Önemli bir miting olacağı da belirtiliyor. Hatta uyarılar da var. İşte hatta ne bileyim Yeni Çağ Gazetesi'nde bir yazar, Orhan Bey'di herhalde sanıyorum, böyle açıklamaları da var. Yani çok farklı şeyler olabilir gibi cümleleri de vardı yazısında. Peki ne yapmalı? Son soru o olsun. Buyurun. Valla demokrasiden yana yurtsever tüm insanlar bir araya gelip oylarını vermeli, demokratik haklarını kullanmalı ve sandıklara sahip çıkmalı. Asıl mesele bu. Şimdi sizi korkutacaklar sandığa gitmeyin diye. Paramiliterlerle, devletin güçleriyle. Sandığa gittiğiniz zaman sandık başında size baskı yapacaklar, sayıma katılmayın diye. Bunların hiçbirini yapmazsanız, yani onların istediklerini yapmamak ve buna direnerek, karşı koyarak, inadına oy verip ve oyuna sahip çıkarak beklerseniz, İstanbul'da olduğu gibi 14 bin, 16 bin, 800 bin farka gelir. Gidiciler bunun farkındalar ama giderken de son vurgunlarını yapmak istiyorlar.